Şimdi o zaman küresel ısınma konusunda ilginç birkaç şey getireceğiz. Yine Bill Gates oldu ama Bill Gates ve Harvard Üniversitesi bilim insanları Haziran ayında stratosfere 2 kilogram toz kireç taşı sıkacak. Bakın ilginç. Dünyanın ısınmasını engellemek için güneş ışınlarını zayıflatacaklarmış hocam. Şimdi Bill Gates şunu söyledi. Koronavirüsü artık dünya yenmek üzere, yenecek ama daha büyük bela küresel ısınma dedi. Bunu açık açık medyada epeydir söylüyor. Bunun ilgili kitabı da var. Bugünlerde çokça konuşuluyor Batı medyasında. Ve şunu söylüyor. Diyor ki biz küresel ısınmayı güneşi perdeleyerek durdurabiliriz. Bunun için de işte bu bir deneme. 2 kilogram aslında çok minik bir deneme. Stratosfere kireç tozu serpecekler. Güneşin ışınına ulaşmasını engelleyecekler. Sonra bu projeden sonra, bu aşamadan sonra, denemeden sonra milyarlarca metreküp toz salacaklar atmosfere. Allah Allah. Şimdi bakın bunlar tanrıcılık oynuyorlar. Değil mi bu? Ya bakın ona Allah'ın geliyor. Yaratmasında öyle hassas dengeler vardır ki henüz insanlık geldiği noktada bunca bilimde ilerlemesine rağmen o hassas noktaları keşfedebilmiş değil. Yani henüz insanlık işte çok bilmem nano ölçekte mikroçipler yapabiliyor ama bir sinek yaratabilmiş değil insanlık mesela değil. Ayette olduğu gibi. Nasıl ayette meydan okuyor bir sinek yaratabilir misiniz diye. Yani bakın bunlar dünyanın kuşatamadıkları dengeleriyle oynuyorlar. İnsanlığı bir felakete doğru götürüyorlar. Bunun sonunda, bu yaptıkların sonunda bir küresel kış gelirse, bir küresel mini buzul çağı gelirse hiç şaşırmamak lazım. Yani siz kuşatamadığınız bir şey yapıyorsunuz, kafanızda bir hesap var ve o hesabın uyacağını düşünüyorsunuz. Milyonda kaç ihtimal bu? Doğru. 25 gelsin. Küresel ısınmanın olmadığını, geçmişte de olmadığını söyleyen birileri var hocam. Bir izleyelim önce. Bu Weather Channel'ın kurucusu ve bir hava tahmin uzmanı, bir meteorolog. Evet, bir dinleyelim. Buyurun izleyelim. Önemli şeyler söylüyor. Dünyada iki temel görüş var bu konuda. Siz 26'yı verin bu arada. Bir görüş küresel ısınmanın tamamen safsat olduğunu söylüyor. Bu beyefendi de bunu söylüyor. Bir görüşte küresel ısınmanın en büyük felaket olduğunu söylüyor. Aslında bana göre ikisi de doğru değil. Küresel ısınma evet dünyada var ama bunun çözümü... İşte bu dünyanın kaynağını sömüren insanların tedbir almasından geçiyor. Garibin gurebanın yediği yemekten etten falan değil bu mesele. Yani ineklere bağladılar ya en sonunda. Evet. Yani o da ayrı bir garabet. Yani Bill Gates en sonunda şunu söylüyor. İşte bu atmosfere salınan ineklerin saldığı gazdan dolayı küresel ısınmada çok büyük bir ivme var. Bunu durdurmak için ineklerin soyunu kurutalım. Ne yapalım? İnsanlara yapay et yedirelim. Bir takım genetik müdahaleyle yine hayvan materyalinin üretilmiş bir üründen bahsediyor. Bunun ne olacağı da belli değil. İnsanlar bunu yediğinde sağlıklar neler olacak? Yani bu bir proje yine. Şimdi şunu söyleyelim. Yani küresel ısınma evet var. Dünyada bunu inkar etmek için hani kör olmak lazım. Ama bunların dediği gibi küresel ısınmanın sonunda muhtemelen odur ki aslında geçmiş yıllarda bunun örneklerini biz görüyoruz. Bir küresel soğuma dönemi başlayacak. Çünkü küresel ısınma küresel soğumayı tetikliyor. Bu döngü tarihte hep olmuş aslında. Ve bundan sonraki dönemde küresel ısınmanın tetiklediği bir küresel soğumaya doğru dünya gidecek. Bunu söyleyen önemli bilim insanları var. Bu konuya dikkat çekmek lazım. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, ekranlardan iyi tanıyoruz. Yeni bir meteorolojik olayla karşı karşıyayız diye Türkiye'yi uyardı. Çok güçlü sağanaklar, dolular oluşturan ve hortumdan çok daha tehlikeli olan bir olayı ülkemizde görmeye başladık diyor. Evet, Türkiye'de iklimlerin değiştiğini çok açık görüyoruz. Çok hızlı. Yani baharlar adeta ortadan kayboldu. Evet. Yazdan kışa doğrudan bir geçiş olmaya başladı. Bakın Mart ayında İstanbul'da kar yağdı. Yani. Geçmişte de olmuştur belki ama bu kadar soğuk hava. Bugün İstanbul'da hava 2 derece. Yani ekstrem havalar görüyoruz. Bu anaforlar, tayfunlar görüyoruz ki bu coğrafyada çok görülen şeyler değil bunlar. Dolayısıyla yani küresel ısınma evet var, iklim değişikliği evet var ama çözümü bu küreselci ağababaların dediği gibi değil. Doğru.